Geçtiğimiz yılki Gazze saldırısında yaşanan bir olay var ki pek çoğumuzun hafızasında özellikle yer etmiş durumda. Hatırlanacağı üzere sahilde futbol oynayan bir grup Filistinli çocuk İsrail füzelerinin hedefi olmuştu. İsrail çocukları Hamas militanı sandıklarını açıklamıştı. Oysa ölen 4 küçük çocuktu ve hepsi aynı ailedendi. 12 yaşındaki Muntasır o saldırıdan sağ kurtulsa da ciddi şekilde yaralandı. Muntasır futbol oynamayı hala çok seviyor ama artık asla sahilde oynamıyor. Saldırıda ölen erkek kardeşi ve 3 kuzeni olmayınca eskisi gibi keyif alamadığını söylüyor. Muntasır'ın annesi Şerife gözünü oğlundan ayırmıyor. Söylediğine göre Muntasır o günden sonra çok değişmiş. Hatta bir keresinde intihara bile kalkışmış. Sık sık kriz geçiriyor. Sürekli birileriyle kavga ediyor. Bazen mobilyaları kırıyor. Kontrol edemez hale geldik. Okuldan da almak zorunda kaldık. Gazze'nin çeşitli yerlerinde bunun gibi yardım merkezleri var. Savaş travması yaşayan çocuklar bu merkezlere gelerek duygularını paylaşabiliyor. Çocukları Kurtarın isimli yardım kuruluşuna göre görüştükleri ailelerin %90'ı çocuklarının sürekli korktuğundan şikayetçi. Çocukların yaklaşık 3'te 2'si İsrail'in bir daha saldırmasından korkuyor. 12 yaşındaki Selma El Shava, İsrail füzelerinin evlerine isabet ettiği anın resmini yapıyor. Selma ve ailesi artık yıkılan evlerinin enkazı üzerinde bir çadırda yaşıyor. Üzülüyorum çünkü burası hiç güvenli değil. Başka ülkelerdeki çocuklar gibi yaşayamıyoruz. Onlar güvende ama biz Gazze'de kendimizi hiç güvende hissetmiyoruz. Pernil Ironside, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun Gazze sorumlusu. Ironside, Gazze'li çocukların muazzam sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Çocukların aile içinde ve evde istikrar ve güvenlik hissine ihtiyacı var. Bunun için de başlarını sokabilecekleri bir yuvaları ve gelecekleri için gerçek anlamda seçenekleri olması lazım. Ancak Gazze'li çocukların geleceği hala belirsiz. Bu yüzden birçoğunun emin olabildiği tek şey İsrail'in yine saldıracağı.